Yazıcı Grup, Doğu'dan Batı'ya iftar bereketini sunar. Doğudan Batı'ya iftar bereketi programından bir kez daha hayırlı Ramazanlar diyelim. Rize'deyiz, Rize Kalesi'ndeyiz. Konuğumuz Rize Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Metin. Tabii kendisiyle genel değerlendirmeler alacağız. Göreve 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçlarının ardından yüksek bir oy oranıyla ki Türkiye rekoru %72-73'lük bir oy oranıyla geldi. Daha öncesinde seçim döneminde sağ olsun hem basın mensuplarıyla hem sivil toplum örgütleriyle de istişarelerde bulunmuştu. Yıllardır yaşadığı eğitim noktasında hizmetler verdiği, İl Genel Meclis Başkanlığı döneminde hizmetler verdiği, yine üniversitenin tabii ki hem kurulmasında hem de gelişmesinde hizmetler verdiği memleketine, Rize'sine bu kez Şehrül Emin olarak, Rize Belediye Başkanı olarak hizmet edecek. Ona tabii ki büyük bir teveccüh var. İnşallah bu teveccüh ve verilecek olan destekle birlikte Sayın Başkan ilimize, iline güzel hizmetler sunacak, sunmaya da devam edecek. İşte başlıklar açacağız. Neler var planlamalarda, projelerde? Bazı projeler var. Bunların tabii ki devamı söz konusu. Son aşamasında ne tür gelişmeler var? Bunlarla ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Rize'ye hakim bir noktadayız. Rize Kalesi'ndeyiz. Sayın Başkan'ın da mahallesi tabii hemen benim arkamda bulunan noktada kendisinin evi var. Buralarda yayına girmeden önce de ifade etti. Çocukluğumuz buralarda geçti dedi. Tabii yine memlekete, Rize'ye önemli hizmetler veren rahmetli baba Ekrem Orhon'un da bulunmuş olduğu noktada, naaşı da, mezarı da bizim bulunmuş olduğumuz yine kale surlarının hemen bulunduğu noktada yer alıyor. Sizin daha çok anınız vardır tabii, evet. Ki şöyle bir herhalde daldınız mı biz konuşurken? Yani o günlere evet daldık. Ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten programın ismi de çok güzel. Evet. Doğudan Batı'ya ışık, güneş, ilim doğudan doğar bizim tarihimizde. Onun için hem Ramazan etkinliği içerisinde, Ramazan ayı içerisinde tam da bölgemize, coğrafyamıza uygun hakikaten program manevi bir ismi olmuş. Yani doğudan batıya diye. Bu anlamda ben Çay TV'nin bu saatte bizleri izleyen bütün hemşehrilerimize, bütün izleyenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ olun size de. Rize, doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimiz, burası daha da spesifik anlamda yaşadığımız bir yer. Evet. Yaşadığımız çocukluğumuzun, anılarımızın geçtiği, halen geçmekte olduğu yer tabii. Biz bir yere gitmedik, halen buradayız. Kale Mahallesi'nde. Burası da 80 yılında ihtilalden sonra baba Ekrem Orhan'ın 3 yıllık belediye başkanlığı vefatına kadar, 83'e kadar olan belediye başkanlığı döneminde biz ancak 10 yaşlarındaydık. Tanıma fırsatımız oldu. Burada yine direğin dibine bir masa vardı. Gelirdi bazı günler. Buradan hakikaten Rize'yi temaşa ederdi ki mezarının başında da farkındaysanız işte kaleler fethedilmez. Kale senin yerindir. Temaşa et Rize'yi, o senin eserindir. Bugün Rize'ye buradan baktığımız zaman takriben %30'luk bir alan hakikaten denizin dolgusu üzerinde olduğunu düşünürsek ve bugünkü ticaretin, yerleşimin önemli yerleri olduğunu da düşünürsek o senin eserindir diyebileceğimiz bir noktada. Bizler Rize'nin sokaklarını, caddelerini siz de ifade ettiğiniz gibi zaten yaşayan, evet, bilen biriydik. O anlamda daha önceki idari görevlerden de tecrübemizle beraber bir nevi kaldığımız yerden devam etme adına belediyede de işlere hızlı başladık. Hem idari anlamda hem de mali anlamda meseleleri zaman içerisinde analizlerini yapmaya başladık. Bu analizlerin akabinde tespitlerimiz olacak. Hem idari yapılanmanın. Genelde bize soruyorlar işte ne kadar personel var diye. Çok afaki rakamlar da duyuyoruz ama ya bizim İşkur'dan gelen personelimiz haricinde 1024 tane personelimiz var. Bunların 24 tanesi sözleşmeli olmak üzere toplamda 1024 tane bir personel var ama bu dinamik bir yapı. 1000 sayısı ciddi bir rakam.
Bazen bakıyorsunuz elin bir hadisi oluyor. Evet. Bazen emeklilik oluyor. Bu sayı aşağıya doğru inecek. Bizim dönemimizde yukarıya doğru çıkartmayı çok düşünmüyoruz onu. Çünkü ciddi bir rakam var. Rize Belediyesi 120 bin nüfuslu bir şehirdeyiz. Bu rakam daha aşağılarda da olabilirmiş gibi düşünüyoruz. Ama zaman içerisinde biraz da istihdam amaçlı belki istihdam edilmiş veyahut da başka sahiplerle alınmış ama KYK ile beraber en son geçen yıl bunlar da kadroya geçmiş durumda oldu. Şu andaki sayı bu. Evet. Önemli olan artık sayıdan ziyade bu mevcut sayıdan ziyade bu sayının nitelikli ve dinamik bir halde kullanılabilmesidir. Hı hı. Yani gerek müdürlüklerimizde gerek şefliklerimiz gerek başkan yardımcılıkları altındaki idari birimlerde hakikaten ne kadar rentable bir verimlilik var veya bu niteliği daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz? Eğer bunları ivedilikle iyileştirebilirsek o zaman idari şema daha sağlıklı olur, daha işleyişli olur gibi düşünüyoruz. Evet. Aynı zamanda bu mali açıdan da bizi disipline edecektir. Yani gelirle gider arasındaki farkı, gelir lehine artırabilme imkanı verecektir bu niteliği var edebilirsek. Evet. Şimdi hocam tabii %82'nin sizde oluşturmuş olduğu algıyı ben merak ediyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi en yüksek oy oranıyla seçildiniz. 73. Evet %73'te muhtemelen bayram sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir evet. teşekkür turuna çıkacak. Evet. Tabii İstanbul'daki seçimler belki bunu evet. biraz erteleyebilir ama siz sohbetlerde de adaylık döneminizde de benim burada başarılı olma zorunluluğum var açıklamasına evet. yer vermiştiniz. Evet. Ama şehrinde tabii ki sorunları var. Ekonomik anlama da girişgah yaptınız. Evet. Hatta ben sormuştum sizi korkutuyor mu diye bu rakamlar evet. personel sayısı. Hayır biz Ankara'yı biliyoruz İlgenel Meclis Hı-hı. Başkanlığı dönemimizde. Peki bir Rahmi Metin o siyasi tecrübesiyle birlikte şehrine hizmet etme noktasında şu geçen iki aylık süre içerisinde bir giriş yaptı mı? Yani ekonomik yapı %73'ün karşılığı bunların dönüşümü tabii ki ilerleyen yıllarda daha da ortaya çıkacaktır ama nasıl bir yol izlediniz neler söylersiniz? Şu anda biz tabii idari yapıyla ilgili analizlerimiz devam ediyor. Yakın zamanda orada da müdürlüklerin içerisinde olsun gelen var olan sayıların daha nitelikli kullanılması olsun kısmen hareketler yapıyoruz ama bunun daha toplamını belirli bir analizlerden sonra izlemeden sonra yapacağız. İdaredeki şemanın değişikliği anlamında mesela bana bağlı başkana bağlı birimler var bunların başkanlıktan ziyade başkan yardımcılıklarına verilmesi gibi bazı başkan yardımcılıkların altındaki müdürlüklerin belki yer değiştirebilmesi daha verimli ve birlikte bir akustik içerisinde çalışabilmelerini sağlayabilmek için yeni yapılandırmalar yapacağız. Bunlarla ilgili hem tespitlerimiz var ama halen analizlerimiz de devam ediyor. Çünkü biz daha geriye yap boz şekline dönmeyelim diye. Mali açıdan en önemli şey tabii kendi içimizdeki tasarruflarımızı, daha doğrusu tasarruf da demiyorum da israf etmemek evet, üzere. Onun mesajını vermiştiniz. Yani belirli yerlerde, yerleri şu anda kendi elimizden yapabileceklerimizi elimizden geldiğince kendi personelimizle yapmak istiyoruz. İşte iş kurdan şimdi yeni arkadaşlar geldi 95 tane kişi. Bunları mesela biz park bahçelerde değerlendirdik. Efendim parkomatlarda değerlendirdik. Yaklaşık 20'ye yakın daha parkomat noktası boşaltılmıştı. Onları yeniden harekete geçirdik. Ve buralarda temizlik işlerine vesaire arkadaşlarımızın çalışmasıyla beraber gücümüze biraz daha güç katmış oluyorlar. Ama asıl önemli olan sizin kendi içinizdeki personeli rehabilite edebilmeniz. Evet. Şu anda belediyede 770 tane Rebelsan dediğimiz işçi kadrosuyla alınan arkadaşlar var. Özellikle bu sayı ciddi anlamda yüksek bir sayı ve Rebelsan yapısını yeniden baştan tasarlamaya çalışıyoruz ve çalışmalarını yapıyoruz. Dikkat ederseniz İbersan'da bir atama falan yapmadık henüz. Yani. Özellikle oradaki yapıyı belki daha çoklu idareci yapısına limited şirket içerisindeki müdürler kuruluna çevirebilme adına ve her birimin de atıyorum işte sosyal tesisler müdürlüğü olacak. Hı hı. Rize'de biz kalenin yeniden dizaynından tutun da kalenin Mesut Yılmaz yeniden ama ambiyansının dizaynından tutun da işte Mesut Yılmaz Parkı'nın tamamıyla yenilenmesine ısırlık Temmuz, Ağustos, Eylül'lerde bize teslim edecek orada bir sosyal tesisin varlığına Fener Mahallesi'nde bir sosyal tesisin yeniden var edilmesine Doğu Park dediğimiz Gündoğdu'daki
tesisleşmenin yeniden var edilmesine gibi böyle 5-6 noktada sosyal tesislerimiz var olacak. Ve bunlar konsept olarak da iyileştirilecek. Yani vatandaşa güzel hizmet yapabilme adına konseptleri daha iyileştirecek. Burada bir müdürlük olacak bize gelir getirmesi açısından ve vatandaşa hizmet sunması açısından. Sadece parkomatlarla otoparkların çoğaltılması ile ilgili girişimlerimiz var. Yeni otopark alanları yani mahallelerde ve vadi girişlerinde parkomatlarla ilgili çalışmalar var. Bunlar bir müdürlük adı altında dizayn edilecekler. Yine bu müdürlüklerden biz asıl Ribelsan'ın kurulma sebebi olan belediyeye hizmet satın alma noktasında hizmet sunabilmek için bizim fen işlerinin bugün yapmaya çalıştığı, temizlik işlerinin yapmaya çalıştığı ve diğer birimlerin yapmaya çalıştığı işleri bir nevi hizmet satın alarak yaptırmak için kurulan bir yapıydı. Ribelsan'ın. Ama şu anda işte bordür taşı döşeyemeyen, taş döşeyemeyen, şunu bunu yapamayan, duvar öremeyen, bilmem beton dökemeyen bir hantal yapıya gelmiş. Yani belediyeye bir nevi dışarıdan hizmet alımı sağlayan yani, bir durum olmuş. Sağlayan bir durum olmuş. İşte bu yapıyı daha dinamik hale ustalarla bezenmiş ve bizim yapacağımız belediye adına birçok işi onlar eliyle yapabilme haline getirebilmeye diyorum dinamik yapı, verimlilik. Bunu yapabilmek için de zamana ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımızla zaman içerisinde bunu iyileştirmeye çalışacağız. Yani belediye, bize evet. Mahallesinde, sokağında, yağmurunda ıslanan, herkesi ismen tanıyan Rize Belediye Başkanı olarak büyük bir teveccühle seçilen Rahmi Metin'in şehrin dokusunu, insanın yapısını bilen o özelliğinden dönemi içerisinde ciddi anlamda istifade edebilecek mi? İşte Ankara'ya mesela gittik ve mekik olarak devamlı Ankara'ya gitmemiz gerektiğini görüyoruz. Çünkü belediyenin bu söylediğim hem idare hem mali yapıdaki disipliniyle beraber bizim mahallelerdeki mütevazi ihtiyaçlarımızı, icraatlarımızı yerine getirirken ama bizim en önemli işte Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bütün karayolları, deniz dolgusuyla ilgili alanlar, yine Çevre Şehircilik Bakanlığı anlamında gerek mekansal tasarımlar yani dış cephe caddelerin tasarımlarına tutun da kentsel dönüşüm gibi başlıklarda Turizm Bakanlığı'ndan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bütün bu bakanlıklardan ama öncelikle bu iki bakanlıktan Çevre Şehircilik ve Karayolları'yla Ulaştırma Bakanlığı'yla bütün işlerimiz. Bunları takip edebilmek lazım. İşte onun için Ankara'ya gittiğimizde hem valimiz hem vekilimizle beraber Ankara'daki temaslarımızda işte bu cumartesi günü gerek Karayolları Genel Müdürümüz gerek geçmişte DLA olarak andığımız şimdi altyapılar genel müdürlüğümüz olan müdürlerimiz buraya gelecekler cumartesi günü. Ve onlarla ciddi bir projelerin takibi ve ivedilikle yapılabilmeleri için çalışma sarf edeceğiz. Bu bizim genel makro anlamda Rize'de yapacağımız projeler adına bunları söylüyorum. 5-6 tane karayolları ile ilgili, 4-5 tane bizim deniz dolguları ile ilgili projelerimiz var. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili biliyorsunuz kentsel dönüşüm evet, belki açtığı ayrı bir başlık altında konuşacağız ama onlar da ayın 25'inde 26'sına gelecekler. Yaptıkları şu andaki hem rezerv hem de yeni riskli alanların yaptıkları çalışmaları bize izah edecekler. Yani Yağlı nasıl yapacağız? Durum ne? Salaha tabii biliyoruz Çaykent Belediyesi'nin uhdesinde biz özellikle Yağlıtaş, Taşlıdere, Engindere olan yerde bir rezerv alanı yine müftünün bir kısmında muhtarların ve oradaki vatandaşın talebiyle bir rezerv alanı çalışması. Bir de riskli alanlarımız dediğimiz işte blokların çalışması. Yine Anadolu Lisesi dediğimiz Engindere Mahallesi'ndeki bir bölümdeki riskli alan meselesi. Bunlar da bizim riskli alanlarımız olarak ilk etapta çalışacağımız alanlar. Şuraya gelecektim ve bunlar da bizim makro anlamda bakanlıklarla devamlı çalışacağımız işler olacak inşallah. Ankara ayağınız yoğun olacak. Onu tabii çok yoğun olacak. Bu genel belki değerlendirme toplam içerisinde yapmış olacağız. Bizim şehir içerisinde sosyal tesislerimizle beraber özellikle trafik birinci planda sıkıntı. Trafiğe geçmeden önce biz mesela son yıllarda belki de vatandaşın çok da teveccüh ettiği, bize takdir ettiği işte mahallelerin yıkanmasından, şimdi caddelerin, kaldırımların yıkanmasına,
çok şantiye alanı olduğu için son yıllarda çok fazla ben de kirli görüyorum şehri. Hı hı. İşte bunların kaldırımlarından daha sonra da yolların yıkanması. Güzel bir adım olarak kısmen, başlattınız yani. He, mahalleler başladı. Temizlikleri zaman içerisinde bir nevi akıllı bir temizlik sistemine getireceğiz. Yani saatleri belli olacak. Esnafların çöplerini atmayla böyle herkes giriş güzel planlı sağda yani, solda çöp bırakmamaya gayret edeceğiz onlara. Bunların hem duyurusunu, bilgisini vereceğiz. Olmadı. Cezai müeyyidesi gelecektir arkasından. Mahallelerdeki temizlik işleri de buraya doğru dönecek. İşte kaldırımlardır, teletuvarların haricinde yolların kırık döküklerini tamir etmeye çalışıyoruz. Zaten gözlemleniyordur onlar. Ama bunlarla beraber yine aydınlatmayla ilgili bugün TEDAŞ yetkilileriyle, aksa yetkilileriyle ilgili çalışmalar yaptık. Sokaklarımızın, belirli noktaların, belirli caddelerin daha da fazla aydınlatılmasıyla ilgili genel bir çalışma yapılıyor. Sayı dolgu alanı için de geçerli olmak üzere. Bunun haricinde, bunlardan hariç en önemli problemlerimiz ve Türkiye'nin en önemli problemlerine biri de trafik. Maalesef. Trafikle ilgili şu anda bile korna seslerini işte duyabiliyoruz muhakkak. İşte ya Menderes Bulvarı'dır, evet, ya da Orta Cami'ye çıkan düzergahtaki trafiktir. 2-3 nokta var bu anlamda. Buralarla ilgili küçük adımlar attık. Bugün de bir toplantı yaptık trafikle ilgili. Önümüzdeki pazartesinden itibaren yeni noktalar tamamıyla sıfır parklanmaya geçecekler. Onlar da pazartesinden itibaren hayata geçecek. İşte biliyorsunuz o Meteler Apeloğlu Kavşağı'nın orası tamamıyla açış sağladık orada. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ters parklanmayı tamamıyla kaldırdık. Şimdi 2-3 cadde daha gelecek. Onlarla beraber trafik biraz daha rahatlayacak. Özellikle Orta Cami'den ama yukarıya. Ama göstererek yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Yani onların alanıyla ilgili şu anda işte meydan geçeceğiz oraya. Bir haftaya kadar inşallah orası bir açılacak. Artık parklanma oraya da olabilecek. Bunlar eş güdümlü olacak. Yani otoparklarla trafiği çözmek biraz eş güdümlü gitmesi lazım. Yine otopark alanları hem tespit ediyoruz hem de imalatıyla ilgili uğraş veriyoruz. Mesela hemen dolgu alanına dikkat ederseniz doldurmaya kısmen başladık. Oranın içerisini yine bir aya kadar yetiştirebilirsek belki orayı da diyoruz yazın otopark olarak kullanabilelim diye. Şu karşı bu. Mesela oraya bak %20'si hemen hemen doldurdu. Yoktu orada işte dolgu. Yani yeni orası bak farkındaysanız 10 günlük bir mesele orası. Düz değil tamamıyla. Hemen parkın arkasına devam etsin otopark diye. Ve bunları da elimizden geldiğince ücretsiz yapıyoruz. Normalde eski parayla 1,5 trilyon istendi oranın dolgusuna ama biz 1 lira vermeden farklı çalışmalarla orayı doldurmaya çalışıyoruz. Onun için çok hızlı gitmiyor. Ağır ağır gidiyor biraz. Ve tamamıyla biz orayı taş doldurmaya çalışıyoruz. Yani toprak harfiyatla doldurma şeklinden ziyade zemin sağlam olsun diye gerek DSİ'den gerek işte özel idareden yardımlarıyla orayı doldurmaya gayret ediyoruz. Trafik başlığında onu söyleyecektim. 47 bin tane Rize'de 53 plakalı araç var. 47 bin tane. Sonuçta bu araçları ortadan kaldırabilecek bir mekanizma kurmak lazım. Bu mekanizmanın adı da otoparklardır. Yani gerek mahallelerde gerek şehir içerisinde ne kadar otopark var edersek bu araçları ortadan oralara doğru çekmeye çalışırsak hareket halindeki trafik o kadar rahatlayacaktır. Yoksa Rize'nin caddelerine baktığımız zaman birçok şehrin caddesine göre geniş caddelerimiz var. Ama ikili trafikler ikinci, üçüncü tarzda arabaların çekmesiyle beraber işimizi zorlaştırır hale getiriyoruz. Evet. Bir de trafiğin sıkıştığı nokta bizim. İşte emniyetin oradan başlıyor. Menderes Bulvarı yani Meteler Kavşağı'ndan karşı tarafa geçebilmesi için hem ters yönden gidenler var, yan yönden gelenler var. Yani 4-5 yerden o noktaya hücum var. Orası bakıyorsunuz trafik oluyor. Bu tabii büyük şehirlerdeki trafiğe göre bir trafik sayılmıyor. Yani bizim sonuçta orada 15 dakikada bilemeden 20 dakikada çözülüveriyor belirli saatlerde. Ama yine de bunu da hafifletebilmek için ne yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Karayollarıyla bizim isteğimiz Metelerin oradan girip işte Orta Cami'nin oradan çıkan bir batçık şeklinde yaparsak Cumhuriyet'te atışının daha rahat çalışmasını sağlarız. Ama buna karşı da bir dirençler var. Karayollarının kendi yol konforu açısından batçığı biraz konforsuz görebiliyor bizim taleplerimizi. Yağmur var. Biz de ısrar ediyoruz. Evet, biz de ısrar ediyoruz. Alttaki dere var. Yeni işte kanalizasyon İPA projesiyle bir hat var. Onları aşarak orada böyle bir batçık yapmayı biz düşünüyoruz. Yine yaya yürüyüşü olarak da tüneller, alt geçitler yapmak istiyoruz. Özellikle meydan bölgesine. Bunlar bizim trafikle ilgili önceliklerimiz.
Orta Cami'nin orada tabii Pazar Yolu Caddesi ile beraber ciddi anlamda bir kamulaştırma, cebri kamulaştırma, karayollarının eliyle yapılacak bir çalışma var. Derenin açılması meselesi var. Orayla beraber orası tabii ki rahatlayacak. Ama o imalatlar başlayana kadar da biz orada küçük rutuşlar atmayı istiyoruz. Bugünkü trafik komisyonunun bir görevi de oydu, o çalışmayı yapabilmekti. Çünkü orada da çok ciddi sıkışma oluyor. Oranın zamanlaması belli mi Sayın Başkanım? Yani Orta Cami kaldırıldı, orada tabii ciddi dediğiniz gibi kamulaştırmalar olacak evet, ama. Yani cebri kamulaştırma ilanları yapıldı. Şu anda yıkılan Orta Cami'nin oradan Dalyan Timya Vadisi'nde tırmanış noktasına kadar ki arayla ilgili kağıtlar dağıtılıyor yahut da dağıtılacaktır. Oralarla ilgili kamulaştırma net çizgilerini biz de işte bu cumartesi özellikle karayollarıyla yeniden masaya yatıracak. Net çizgiler konulmuş, plan ihalesi yapılmış ama biz de orada somutlaştırmış olacağız onları. Evet. Bizim bir eksiğimiz şuydu, belki genel değerlendirme içerisine almak lazım onu. Bizim istediğimiz şu, ben her gittiğim yerde de bunu diyorum. Biz belediye olarak projelerimizle beraber Rize'de neyin yapılacağını değil, ne şekilde yapılacağına da karar verici olmamız lazım. Yani karayolları sadece şurada bir yol yap, hadi gel yapalım. İşte dolgu şurada şöyle yapalım, şurada şöyle bir kentsel dönüşüm yapalımdan öyle ziyade bunu nasıl yapacağımıza ait projeksiyonunda yani bizde olması lazım. Öngörmemiz, bunu öngörenlerle istişareli yapabilmemiz lazım. Bu adla kentsel dönüşüm ve şehirleşme ile ilgili bir komisyon kurduk. Mühendis arkadaşlarımız mevcut kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara entegre olsun diye. İşte bahsedeceğiz kentsel dönüşümle ilgili ama trafik başlığında dediğim gibi biz vadi girişlerine ve bazı yoğun mahallelere bulduğumuz yerlerde kısmen kamulaştırmayla kısmen de oradaki vatandaşla işbirliği yaparak elimizden geldiğince 50 araçlık, 100 araçlık, 150 araçlık otoparklar var etmemiz lazım. Arabalar oralara istif edilirse yol o zaman açık olacak. Açık olacak. Veyahut da biz yollara parklananlara daha fazla cezai müeyyide uygulayabiliriz ki şuraya geçebilirsin ondan diye. Ondan da taraf değilsiniz zaten. Bu şu anda taraf değiliz. Cezalardan taraf değilsiniz. Tabii alternatifleri üretmediğimiz müddetçe bundan taraf olmak doğru değildir. Şimdi tabii kentsel dönüşüm hemen arkamızda bulunan belli alanlarla ilgili gerek sizin gerek Sayın Milletvekili Muhammed Avcı'nın açıklamaları, değerlendirmeleri oldu. Yapıyı bildiğiniz için biraz tabii arazi kıymetli ve ata babaya adigar. İşte bizi merkezden taşıyacaklar, öngördükleri yerlerde öyle onlar şey yok, tabii, evet. Oturur mu diyenler oluyor. Ama evet. Bazı kesim bunları ön planda ısrarla tutuyorlar. Ben de sosyal medyayı takip ediyorum. Şimdi bunun içeriğiyle ilgili bir zorunluluk, özellikle korozyon ve ciddi anlamda risk oluşturan yapılar var. Nasıl bir yöntem Rize Belediyesi tabii ki ilgili bakanlıklarla yürütecek? Bunları bilgilendirme noktasında siz, diğer tabii ki belediye başkan yardımcıları, siyasetçiler, milletvekilleri zaman zaman herhalde yoğunluğu buraya vereceksiniz ama sizin de Rizeli olmanız, Rize'de yaşamanız ve seçim döneminde bile, seçimden önce sonra bile hayatını ailesiyle birlikte ikame ettiren Rahmi Metin'in olması herhalde biraz daha rahatlık veriyor ama nasıl bir yöntem uygulayacak o endişe taşıyan vatandaşlarımızla ilgili şimdi, belediyemiz? Birincisi mesela kentsel dönüşüme biz riskli alanlardan başladığımız zaman Rize'de 3 tane etap sayıldı. Evet. Ve ciddi de hakikaten bir bilgi kirliliği var. Maalesef. Yani birinci etap dediğimiz yer belediyenin binasından başlayıp belediye bloklar dediğimiz maliyenin binası olduğu yer. Ulusoy ve hatta durak lokantasının olduğu blok düşünün. Bir de diğeri işte Huzur Limanı'nın ve Huzur Lokantası'nın olduğu blok düşünün. Evet. Tüm bu blokların kademe kademe yıkılıp yeniden yapılması var. Bununla ilgili çalışmayı işte bize bu önümüzdeki haftalar içerisinde arkadaşlar getirecekler. Yani nasıl bir yöntem yapılacak orada. Yaklaşık o ada içerisinde birinci ve bunun tabii bu bloklar artı Menderes Bulvarı'na doğru olan konutlar. Yani bugün Deniz Caddesi'nin eski müftülüğün olduğu yerler. Yok oraya kadar gitmiyor. Sadece bloklardan Hapeloğlu'nun bittiği alanı düşünün. Komple o ada. Yani Cumhuriyet Caddesi'nden Menderes Bulvarı'na olan bütün hem konutlar, ön taraftaki konutlar hem de arkadaki belediye blokları. Burası birinci etap. Evet. Bu etapta komple bir yayalaştırma var zaten. Yani yollar, araç yolları, aradaki araç yolları da tamamıyla Osman Kavala Caddesi tarzında kaldırılacak. Yaya yürüyüş aksları olacak. Bu alanda biz aynı zamanda ticari alanımız Rize'nin can damarı ticari alanlar. Biz aynı dükkan sayılarına ulaşmaya çalışacağız oradan.
ama metrekaresi düşürerek, çünkü yayalaştırmayı da geniş tutacağız orada. Tabii. Aynı blokları yeniden kurarsak yine aynı şey ortaya çıkacak. Daha ferah bir alan yapacağız orayı. Kat yükseklikleriyle beraber ve dış mekan görüntüsüyle beraber tamamıyla bir açık AVM şeklinde bir dolantı alanı olacak şekilde. Şu anda düşünün ki Osman Kavala Caddesi ne kadar bir anlam kazandı. O caddelerden 4-5 tane daha caddenin var olduğunu düşünün o ada içerisinde. Rize'nin çevresini değiştirecektir. Oradaki ticari değerler, tabii ki dükkan değerleri birinci katta da ikinci katta da daha fazla artacaktır. Bunda şu anda zorunluluk var, çünkü zaten oradaki vatandaşlar biliyor, alttaki dükkan sahipleri, gerçek sahipleri, yani kiracılar belki altlarını çok biliyordu bilmiyordur ama orada yıllardır duranlar kolezyonla demir kapısı statiğinin çok zayıfladığını kendileri biliyorlar. Onun için bunlar onlar için de bir fayda olacak. Önemli olan sihirli nokta şu: biz buradan ne kazancımız ne kaybımız olacak veyahut da bunu ne kadar zamanda yapacaksınız? Evet, önü zamanlamada önemli. Bunun için de biz bunları periyot periyot yapacağız. Yani birinci etapı da ilk başta maliye blokları düşüncemizde yıkılıp, ama onlara da vatandaşlara da bir yer göstererek. Bakın gelin şurada, yine o yakın çevrede şurada gelin dükkanlarınızı 1/2 ölçeğinde, belki yarı ölçeğinde yapalım. 7-8 ay 9 ay burada idare edin. Burayı yıkıyoruz. Altta iki kat otoparkıyla, üstünde işte dükkanlarıyla yaptık. Gelin yerleşin, biz yukarıya doğru devam edelim. Ha, böyle yöntemler uygulanıyor. Daha sonra diğer blok yıkılıp oradaki dükkan sahipleri o rezerv alanda dükkanlarını yine idam ettireceklerdir. Kademe kademe bu şekilde burası hayata geçecektir. Yoksa üç bloğu bir anda yıkıp falan filan Rize'nin orası ticari kaybı. Evet. Olmaz yani. Yani bizim, benim belediye olarak baktığım altyapıyla vekillerimizle, valimizle konuştuğumuz hadise de bu zaten. TOKİ ile de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve yaptıkları çizimlere biz itirazlar ediyoruz. Daha güzel olsun, dükkan sayısını daha artıralım. Çünkü dükkan sayısından ziyade metrekaresini. İlk yapılan çizimlerde mevcut dükkan metrekaresi ciddi anlamda azaltılmış. Ama oradaki değerler çok yüksek olduğu için biz onu azaltamayız. Dükkan sayılarını tutturmaya çalışacağız yine vatandaş açısından. Değil mi? Ticari dinamik orası. Tabii yani Rize'nin konumları değişebilir. Ticari mekan konumları değişebilir. Çünkü değişmesine fayda var. Düşünün şimdi bizim Osman Karabin Caddesi dediğimiz caddenin 20 yıl önceki halini. Evet. Kimsenin geçmediği, hiç değeri olmayan tabii, bir yerken şu anda ön tarafın daha değerli hale geldiyse, evet, bu yapılan yapı adası içerisinde de dükkanın önde kalması, arkada kalması, yanda kalması belki de size müthiş bir kazanç sağlayacak. Doğru. Farklı artık aynı algıyla bakmamak lazım oraya. Budur yani, biz burada tabii esnafla beraber gidip oturup konuşacağız. Önce biz bir bilelim. Ne oluyor burada? Müdahalemiz nedir? Kaç tarafa ne anlatabileceğiz? Tabii ne anlatacağız? Onunla beraber vatandaş da bunun içerisine katılacak. Bedeli ortaya çıkacak. Vatandaşın ne kadar katkısı olacak burada? Çünkü sonuçta binası yenileniyor sıfırdan. Yoksa tehlike arz ediyor. Evet. Allah korusun başka şeyler de olabilir. İkinci etap dediğimiz Metelerin binalarından başlayıp da İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne kadar olan Cumhuriyet Caddesi'nden yine Menderes Bulvarı'ndaki bütün ada. İşte burada kısmen belki %30 ticari alan, hatta %40 ticari alan, %60 konut alanı da var. Evet. Hatta %50-50'dir belki de. Ama İsmail Kahraman Merkezi'nden Çaykur lojmanlarının olduğu, Çaykur Genel Müdürlüğü olduğu yerdeki yine Cumhuriyet Caddesi'nden Menderes Bulvarı'ndaki adada da belki %80 bu sefer konut var. Şey var. Ortaya çıkacak. Bunların olması kademe kademe olacaktır. Biz hele ilk kazmayı bir vuralım, orayı bir yıktığımızı görelim. Ondan sonra belli ki bunlar periyodik olarak öteye doğru gideceklerdir. Onun için bizim bugün şeyden Metelerin kavşağından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne olan yerin ne zaman olacağı, yani buraların bir bitmesi lazım. Anladım. Etap etap gitmesi lazım. Başka formüller bulunmadıktan sonra, başka formüller nedir? Mevcut o adalarda küçük bölümlere ayırırsınız. Rezerv alanlarını ilan ederiz, yaparsınız. Çünkü bu insanlar bir yere taşınacaktır sonuçta. Tabii. Onları var ettikten sonra bunlar kademe kademe küçük bloklar halinde belki yapılabilir. Ve daha sonra diğer konutlar. Onun için böyle orada bir çalışma yapacağız. Ama bizim şu anda yoğunlaştığımız daha çok belediye bloklarıyla bu işin başlaması, startının verilmesi ve o görselliğin alınması. Aynı şekilde kentsel dönüşüm anlamında Yalıtaş bölgesi biliyorsunuz cebri kamulaştırma alanına girdi. Orada 250 dönümlük bir alanın komple
yapılmasını istiyoruz. Bir bölümünün yapılmasını değil. Tamamını yani, istiyorsunuz. Yani tamamını işte en üstte düz alan bulduk. Burada kentsel dönüşüm yapalım değil. Komple ada Yalıtaş. Orada zaten oradaki muhtarımız olsun, vatandaşlar da biliyorlar bunu. Ama orada da biz vatandaşın lehine ne olacak burada? Hı hı. Kentsel dönüşüm olacak. Birincisi yerinde kentsel dönüşüm olacak. Ya kimse yerinden yurdundan gitmeyecek. Olmayacak. Kendi mahallesindeki camisiyle, mezarlıkların bir yere taşınmasıyla, bir mahalle mezarlığıyla, efendim bütün sosyal aktiviteleriyle beraber bir yapı adası olacak orası. Güzel bir mahalle olacak. Yani bizim beklentimiz bu. TOKİ'nin getireceklerinden de beklentimiz ve vatandaşa sunabileceğimiz de bu olması lazım. Yani beni tanıyanlar da biliyordur. Benim ne diyorsam, nerede ne görüyorsam, oradaki toplantılarda neyi anlatıyorsam burada da onu anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka. Onların yüzüne de bakınca aynı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Burada küçük menfaatlerin peşinden koşarsak büyük ideallerimizi kaybetmiş oluruz. Eğer bu şehrin bize yakışan bir şehir olmasını istiyorsak, evet. Rize'liye yakışan bir şehir olmasını, herkes öyle terennüm ediyor ya konuşunca böyle tek tek, belki de eleştiri yapabileceklerden bile tek tek konuşunca, bu şehir bize uymuyor. Trafiğini sevmiyoruz, binayı sevmiyoruz, çatıları sevmiyoruz, yükseklikleri sevmiyoruz. Ama yani onları var eden de biziz. Evet. Peki bunları hadi yok etmeye çalışacağım dediğimiz zaman, Zülfiyar'a dokunduğu zaman işte ben istemiyorum. Olmuyor. Belki kısmi anlamda dar bir çerçeveden bakınca mağduriyet gibi gözüken hadise toplam fotoğraf ortaya çıkınca bir iyileşmeye doğru gittiğini göreceğiz. Hı hı. Yalıtaş'ta da bizim istediğimiz oradaki insanların, varlık sahibi olanların, arazi sahibi olan, efendim daire sahibi olanların, biz de onların en üst düzeyde haklarını karşı tarafa tabii koruyabilelim. Biz bu altlıkları oluşturacağız. Onların lehine olan menfaatleri karşı tarafa nasıl anlatabiliriz? Nasıl alabiliriz onları burayı? Ama kimse de burada ihya olmayı beklemesin. Mağdur olmaması adına ve oradaki bugün nasıl değerlendirebilecekseniz orayı bireysel, biz de orayı daha iyi bir şekilde, daha katma değeri yüksek bir şekilde değerlendirebilmek için çalışma yapacağız. Aynı şekilde Taşlıdere'deki yerde, Çaykur'un arazisi, sanayinin olduğu bölge, komple o adada da mükemmel bir hakikaten rezerv alanı var. Çalışmaların bir kısmını gördük. Çok güzel binalar, Rize'nin motiflerine uygun, taş, dolma taş şeklinde çok güzel otantik binalar yapılmış. Ama orada biliyorsunuz hem Çaykur'un arazisinin temizlenmesi meselesi, hem de sanayinin çifte kavan bir art bölge, ikinci bir sanayi bölgesi olarak, sanayi sitesi olarak oraya ikame meselesi var. Orayla da ilgili özel idare, yani valilik bünyesinde o çalışmaları yapıyorlar. Oradaki alan yapıldığı zaman burası taşınabilecektir oraya. Ondan sonra da buradaki rezerv alanda imal edilmeye başlanır. Bunlar böyle bugünden yarına, bir aydan iki aya yapılacak işler değil. Zaman alacak işlerdir. Bu zamanlar mekik dokuyarak yapıyoruz. Önemli olan Rize'nin vatandaşının... Söylerken hemen başlamış olsa öyle bir şey dediğiniz gibi söz yani konusu değil. Çünkü öngörülen zaman dilimi nedir? Etap etapta efendim. Yani bence önce başlangıcı bir görebilmemiz lazım. Başlamak çok önemlidir. Başlangıcı var edebilirsek bizim tabii idealimizde 2019 yılı içerisinde buralarda başlayabilmek. Yani en azından ihalesinin yapılır hale gelebilmesidir. Ama kazma ne zaman vurulur? Belirli, ondan da bir ihale sürecinden de sonra vurulacağı için ilk bloklarla başlayabilmek. Daha sonra Yalıtaş'taki çalışmaları yapabilirsek orada da başlayabilmek. Çünkü orada da bize çok fazla dönüşümü kendi içerisinden yapabiliriz. Çok fazla bir konut alanı olmadığı için orada. Orada da 2019 içerisinde inşallah TOKİ bize hazırlıklarını yaparsa, biz de vatandaşa bunu menfaati doğrultusunda anlatabilirsek, erkenden başlamak her şeyden daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Evet. Hem buralarda bu merkezde zaten dönüşümü yani yapmak. Bunlar böyle, bu dediğimiz bütün imalatlar bir 5 yılın içerisine sığdırabilecek imalatlar değil. Bizim yeni projelerimiz var, dolguyla ilgili, terminalle ilgili, teleferikle ilgili dün bir kısmı görüşmeler yaptık hızlandırabilmek için. Hem parasını bulacaksınız, hem imalatla ilgili halen orada da kamulaştırmayla ilgili sıkıntılar var. Ayaklarını konduğu yerlerde bunlar kolay olmuyor. Kamulaştırma bitti denilmişti ama. Yani kısmi yine o mevcut kamulaştırma şöyle bitti söyleyeyim. 40 dönümlük bir kamulaştırma yapıldı ama halen 1-2 ayakla münferit davalar devam edenler var. Fakat
daha önceki projede 48 kişilik iki tane vagon olarak evet. düşünün gel git şeklinde bir sistem yapacaklardı. Biz bunu istemedik. İstemedim. Yani böyle doğru bir şey olacağını doğru evet. değil. Bizim bunu yapacağımız 8 kişilik kabinler halinde hı hı. düzenli bir akışın sağlanması. Ordu gibi. Ordu gibi. Bunun olması için de bakalım şimdi bir bayramdan sonra yeni bir arkadaşlar gelecek. Bunun yapılabilmesi için de yeni ayakların konulması gibi bir fikir çıktı ortaya. Bunu çok netleştirmedik. Hı hı. Eğer yeni ayaklar yine konulacaksa o zaman yeni bir kamulaştırma gündeme gelebilir. Bunların olması projenin için. Değişikliğine tabii. göre oluşabilir. Ve bu sadece bir teleferik projesi değil. Aynı zamanda ulaştığı dağ başına ulaştığı noktada büyük bir sosyal tesis de olacak. Orada 27 dönümlülük yer kamulaştırılmış. Sosyal tesisiyle, butik oteliyle, cam terasıyla, sosyal donatı alanıyla evet. ve oradan daha sonra ısırlığa doğru çalışmalar devam edecek yani. Meydan bilmiyorum mı? Kentsel dönüşüm açıklayıcı oldu yani kafamda canlandırdım şey. Siz anlatırken şehre baktım etap etap olduğunu evet. analiz ettim ve ona göre tabii ki o endişe duyanlar da evet. bu sizin net açıklamalarınızla birlikte eminim ki ikna olmuşlardır çünkü bunu söyleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yani bu şehirde yaşamına devam eden şehrin emin aynen öyle orada hiçbir problem şehrin olmuyor şehrin emanet edildiği kişi olduğunda evet. hiçbir problem olmuyor evet. şimdi meydanı yakında teslim alacağız dediniz biz geçen de tabii yeryüzü sofrasıyla iftarımızı da yaptık siz evet. madem böyle bir şey düşünüyorsunuz TÜMSİAD üyelerine biz de elimizden ne geliyorsa yapalım demiştiniz sağ olun evet. güzel de bir organizasyon oldu ama şimdi güzel. Altında 600 kişilik bir otopark öngörülmüştü üstünde çalış sürdürülüyor. Tabii bu ne zaman faaliyete geçecek ve trafik sıkışıklığına şu da konuşuluyor. Girişleri çıkışları öngörülmemiş bir meydan projesi planlanmış. Gerçekten böyle midir Ram Bey? Şimdi şöyle tabii ben de mesela bakınca hani iki yerden tek giriş çıkış olsaydı sinemanın yıkıldığı yerden düşünün alt caddeden de bir giriş çıkış olsaydı diye bunlar hep diyoruz tabii. Ama şu anda bu proje yapıldı bitti. Ben evet. şu anda elimdeki projeyi anlatmakla mükellefiz. İnşallah zaman içerisinde imkanlar olabilirse başka yerden de verilmesi benim de öngörüm. Öngörünüz tamam. Ama yani şu anda işte orada ışıklandırma yapıldı. Kurtuluş'un çıkışı, posta şeyin kütüphanenin oraya doğru girecek, çıkacak falan. Biz de izleyeceğiz onu. Belki de bazı problemler işlemeye başladıktan sonra ortaya çıkacak. Ama şu anda bu proje 600 araçlık değil normalde 400 araçlık bir projedir. Lif sistemiyle katlar çok yüksek yapıldığı için 4,5 metre lif sistemiyle ikili araç park edilirse o zaman 600-700'lere çıkabiliyor. Ama şu anda o lif sistemi değil sadece düz normalde çekilecek arabalı araçlarla beraber 400 araçlık bir otopark olarak karşımızda. Bununla ilgili tabii Rize'nin su yağışlı bir bölge olmasından dolayı imalatla ilgili gecikmeler oldu. Halen bir kısmı ondan kaynaklanıyor. Biz de etrafını suyu dışarıya atmak için, defakto yapabilmek için yeni bir hat çekiliyor etrafına. Bir kısmı bitti. Şu anda sinemanın olduğu tarafta çalışıyorlar 2-3 gün. Yani drenaj çalışmaları yapıyoruz. Drenaj çalışmaları yapılıyor. O drenajlar bitince altını da bir nevi korumaya almış olacağız. Ama dediğimiz gibi Rize yağışlı bir bölge evet. olduğu için sağından solundan her tarafından bakacağız biz de ne olacak diye. Olacak? Üstüyle ilgili inşallah önümüzdeki hafta içerisinde zaten kısmen açıldı. O havuz taraflarındaki geçişler yapılıyor. Işıklandırması bugün yine TEDAŞ gelmişti onlarla konuştuk. Işıklandırmayı mevcutlar değil onlar kalkacak. Yeni daha güzel daha şık ışıklandırma yapmayı yani düşünüyoruz oraya. Peyzaj çalışmaları yapıldı ağaçlandırmalar içerisinde bolca. Ağaçlar bir kısmı gelen saksılar yani büyük dev diyelim saksılar içerisinde olacak ama kenar hatlarda yere normal toprakla bütünleşen ağaçlandırma ışıklandırmalarıyla beraber hakikaten güzel bir hüviyet kazanacak hı hı. orası. İşte mevcut sosyal tesis diye kullanacağımız alanı halen görüşüyoruz. Çaykur eliyle yapılmasını istiyoruz. Çaykur olmasa geride kalan yuvarlak alan. Yuvarlak alan. Evet. Oraya yahut da işte belediye kalırsa belediye eliyle çalışılacak ama o bizim için biraz sorun şu anda. Yani merkezi bir yerde isteyeni de çok olur. Yani biz özele vermeyi düşünmüyoruz onu. Yani bir kamu kurum yapsın istiyoruz onu. Bu şekilde orası Rize'nin tabii ki rengini değiştirecektir. Evet. Meydanla beraber hem trafiğin sonuçta o bölgedeki 400 tane araç. Yani biz Atatürk Caddesi'nde şeyin oradan, mavi köşenin oradan alıp ticaret odasının oraya doğru gitsen sağda toplam herhalde
150 tane araç olur orayı kesen. Ama orada 400 araç. Yani bunun ne kadar denli bir araç istihdam ettiğini veyahut da şöyle düşünelim, eski haliyle üzerine 70-80 tane araç alınıyordu. Yani şimdi düşünün ki 400 tane ciddi bir etrafında araç. Etrafında ciddi bir rahatlama sağlayacak. Ve çevresinde sağlayacak. Veyahut da dışarıdan şimdi konuşuyoruz orada dolu boş diye bir sistemle, elektronik bir sistemle şey yapmayı düşünüyoruz. Yani Rize'nin içerisine gelen insanlar cep telefonlarının hangi parkın boş olduğunu, oranın dolu boş olduğunu, navigasyonla yolunu da verebilecek bir sistemle şehir dışından gelen insanların hemen İvedilik'te ya oraya ya da işte sahildeki karşı yere tarafa park edebilmeleri için böyle bir çalışma da yapılıyor çabucak parklanabilmeleri için. Bunlar bize park sıkıntısını, trafik sıkıntısını nispeten azaltacak ama önemli olan işte o iki kavşağımız yani Menderes Bulvarı'nın Çaykur'a kadar giderken, Metelerin oradan Çaykur'a kadar giderken ki alan, ikide bir yolların yanlardan trafiğe akışların onları da mesela bir cadde geldi kendi isteğiyle biz burayı yaylaştırmak istiyoruz dediler. Ne kadar Menderes Bulvarı'na çıkışları azaltırsak o trafik daha da rahatlar diye düşünüyoruz. Evet, son durumu da bu. Şimdi hatırlarsanız bir avuç çay kampanyasında yine birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Isırlığı konuşurken üniversitenin yerleşkesiyle ilgili de siz bir eğitimcisiniz. Evet. Burada da fikirlerinizi beyan etmiştiniz. Soruyu sorarken o kısmı da bir hatırlayayım. İyi bir meselelik yeri olur demiştik evet. O zaman kayıtlarda. O şekilde ifade etmiştiniz. Şimdi tabii bu da etap etap herhalde. Geçmiş dönemden bu zamana kadar belli bir safhaya geldi. Şöyle yani etap değil, ısırlık. Hı hı. Biliyorsunuz Orman Bakanlığımıza bağlı Milli Parklar'ın uhdesinde yapılan bir çalışma. Şu anda biz geçen bir gittik oraya. Kamelyaları olmuş, sosyal tesisi olmuş. Takriben Ağustos-Eylül aylarında bize teslim edeceklerini söylüyorlar mevcut yeri. Yani ama bu yaz. Tabii Ağustos. Bu yaz. Fakat biz eksiklerimizi oraya anlattık. Hatta bugün tekrar görüşmeler yaptık. Yazışmaları bakanlığımızla yapacağız. Bakan yardımcımızla sağ olsun onunla da görüştük. Orada çevrenin bir tel örgüyle çevrilmesinden tutun da suyun kavuşturulması o bölgeye, suyla ilgili sıkıntılar var onlarla ilgili. Ve daha da önemlisi orada tabii bir sosyal tesis spor kompleksi olacak. Yani çocukların top oynayacağı yer olacak. Ortada çocukların eğleneceği yerler olacak. Ve kamelyalar. Ama biz burada şunu da istiyoruz. Biz diyoruz ki burası sadece kamelyalara ulaşmak için, orada seyir teraslarına ulaşmak için gidecek bir yer olmasın. Ziyade bir botanik bahçe olsun. Dünyanın her tarafından 650 kodlarında yetişebilecek ağaçları biz oraya alalım ve dikelim. Bununla ilgili bakanlığımızdan yeni bir isteğimiz oldu, yardım isteğimiz oldu. İnşallah onları tamamlayabilirsek, arkadaşları da ben ciddi bir şekilde bu konuda sıkıştırıyoruz. Gerek bizim park bahçeleri, gerekse bu konuda uzman Rize'de üniversitemizde arkadaşlarımız var. Bunlarla beraber Aydın Bey'in de ciddi bir orada çalışması var. Bunlarla beraber orada bir botanik bahçe haline çevirelim orayı. Madem böyle bir yer oluşuyor. Göre insanlar orada bir çok değişik çiçekleri, ağaçları, farklı olsun diyorsunuz ağaçları yani. Görebileceği, dolaşabileceği çok güzel bir mescit. Yani mescitten öte bir camiye dönüşmüş güzel bir cami yapıldı orada. Oraya geldiği zaman dinlenebileceği 3-5 saat, 5-6 saat vakit geçirebileceği bir alan olsun. Eksiklerimiz. Orada tabii Eylül'de tamamlandıktan sonra biz bu ağaçlı çalışmalarını yapmaya başlayacağız. Şimdiden de başladık. Eksiklerimiz en önemli eksik yolumuz. Yol, evet. Yolun biliyorsunuz Dosma'dan dağ başına, şu anda işte cumartesi genel müdürümüzle bunları da İvedilik'te konuşacağız. Ve dağ başından da Isırlı'ya bir yol çalışması, geniş yol çalışması var. Bunun İvedilik'te bitirilmesi lazım. Peki biz bunu bekleyene kadar ne yapacağız? Mevcut ekmekçilerden olan yolun bir kilometresi çok kötü. Evet. İşte oranın asfaltlanmasını karayollarıyla da konuştuk. İnşallah biz teslim alacağız hemen oranın asfaltını yapacağız. Belki bir mahalle arasından yol gibi ama yine standartları yüksek bir yol olarak insanların oraya çıkmasını sağlayacağız. Ama asıl Isırlığa giden duble yolun yapılması. Buralar bitince Rize için Rize'deki deniz seviyesinden hemen hemen 3-4 derece daha ekside olan bir yer olacağı için özellikle Temmuz-Ağustos aylarında insanların hakikaten gelebileceği bir yer olacak. Sıcakta, nemden uzaklaşan bir yer olacak. Yine onun yakınında bir bölge var. 50 dönümlük. Bunlar söylüyoruz tabii bunlar zaman alacaklar. 50 dönümlük
Orayı alıp orayı da belki ileriye dönük bir macera parkı şeklinde yapma gibi bir düşüncemiz var. Onun da görüşmelerini yaptık. Orman Bakanlığı'ndan önce tabiat parklarına, ondan sonra bize TAS şeklinde bir çalışmamız var. Yani sosyal tesislerle beraber Rize'de insanlarımızın gelip belediyenin, kamu kurumlarının tesislerinde ikamet edebilecekleri, eğlenebilecekleri, oturabilecekleri alanları var edeceğiz. Bu aynı zamanda dolgu için, dolgu alanında da geçerli bu sosyal tesisler. Geçerli. Şöyle baktığımızda, hatta dün yürürken bu program olacağı için ışıklandırmadan gerçi bahsettiniz. Evet. Şehirde doğan, şehirde büyüyen, tabii şehirde üreten. Ben de şöyle üreten... Rize'yi görebilecek halde olsak aslında. Şöyle bakalım da konuşalım. Yani. Dedim acaba Rahmi Hoca sahil planlamasıyla ilgili ufkunda geçmiş dönemlerden bu zamana kadar belli bir proje var mıdır? Daha güzeli, daha böyle rantabılı olabilir mi? Bak hemen çünkü bisiklet yollarının tamamlanmasıyla birlikte. Yani. Ne planlıyorsunuz sahil yolu, sahille ilgili? Şimdi biliyorsunuz bisiklet yoluyla ilgili çalışma yapılıyor. Özellikle biz bisiklet yolunu şu anda işte mevcut Çaykur lojmanlarının karşısından, yani genel müdürlüğün karşısından bir başlatacağız onun projesi yapıldı. Şehircilik Bakanlığımızın himayesinde. Çünkü buralarda birçok sıkıntılar var şu anda, yolların kesildiği, yani bir bisiklet yolunu yapabilmemiz için. Ama bizim işte bu cumartesi günkü programlarımızdan da biri bu. Fener'de üniversitenin devamında Büyük Liman'ın arkasına doğru bir dolgunun yapılması. Hı hı. Ama İvedilik'te bizim şurada itfaiye dediğimiz itfaiyenin önlerinden başlayarak mevcut külliye alanı diye yapılan taş yerin, şu karşımızdaki dolguya çalıştığımız yerin oradan teğet geçecek şekilde Çaykur'un önündeki mendirek, ilk mendireğin arkasına kadar orayı bağlamak. Bağlamak. Evet. Yani Mavi Şehir projesinin belki ilk etabı olarak orayı bağlamak ve bizim gönlümüzden geçen orayı Fırat Yazık şeklinde bağlamak. Hı-hı. Yani denizde sıfır şeklinde, taş dökerek değil. Değil. Ve amacımız oradaki koridoru tamamıyla, geniş bir yaya koridoru, insanı denizle buluşturmak. Anladım. Denizle arasında hiçbir tesis, hiçbir şeyi bırakmamak. Bırakmamak. Ve o sahil koridoru sadece yalın bir Karadeniz. Tabii oradan tamamıyla denizde dolaşabilmek. Olta tutanlar, belki cep iskelelerle beraber olta, hobi oltacılığı, balıkçılığını yapmasına imkan sağlamak. Ama orada geniş bir koridor. Arkasında oturma bankları, daha arkasında bisiklet ve yaya yolu, daha arkasında bir araç toplama yolu ve onun arkasında sosyal tesisler şeklinde burayı dizayn etmeyi düşünüyoruz. Burası mevcut yerden 70-80 yahut da 100 metre daha açıktan olacak şekilde düşünebilirsiniz orayı. Aynı hilali koruyacak şekilde böyle bir çalışma. Bu daha sonra belki ileriye doğru gidebilir ama bizim şu andaki ilk etabımız o. Yine aynı şekilde Bozukkale'de bir dolgu çalışması olacak. Hem orada balık ve sebze halini, buradaki balık halini oraya taşınması noktasında zaten bir mendirek yapılmıştı oraya bunlarla, evet, ilişkin. Oraya taşınması gibi bir düşüncemiz var. Toptancı halinin taşınması, hı hı, tabii. Diğer şekilde Parakende balıkçılarla ilgili böyle bir çarşı yapılmasıyla ilgili de bir düşüncemiz var. İlgili arkadaşlarla inşallah görüşüp yer sıkıntımız tabii Rize'de. Yani Rize'de şu anda orada işte toplu taşımanın orada olmasını ben de eleştirenlerden biriyim. Evet. Ama Rize'de öyle bir yeri alabilme şansımız yok. Yok. Yani Rize'nin meydanında düşünün, ses sinemasının olduğu yerin 485 metrekarenin kamulaştırmadaki rakamını düşünün. Tabii Konya gibi bir alan vardı da milyonlara geldi. Biz mi iş yapmadık diyorsunuz geldi, yani. 500 metrekare ama siz orada hemen hop çeviriyorsunuz bir yer, 10 dönüm yer. Diyorsunuz şu kullanılsın, bu kullanılsın. İnşallah oradaki çalışmayı da gerekli komisyonlar yapıyor, trafik komisyonları. Peyderpey o toplu taşımanın karşıya geçilmesi. Toplu taşımadan gaye de şudur, bak ben bunu artık hep söylüyorum. Biz arabalara yer buluyoruz, yolcularımızın duraklarına değil. Yolcularımız durakları yine şehir içindeki belirli yerlerde durak yerleri olacaktır. Biz ama ne yazık ki şehrin içerisinde arabalara durak yeri yapmışız. Şehir dışında onlar olsun, rezerv alan olsun. Bugün orası belki başka yerde olacak. Bundan belirli bir süre sonra farklı yerlerde bulunduracağız onları. Daha dışarıda bulunduracağız onları. Şehrin merkezinde insanlar dolaşsınlar. Bir güzergah değişikliği falan planlamanız var mı? Duraklarında bulunsunlar. Neyin güzergahıyla? Araçların, toplu taşıma araçlarının. Yok, şu anda mevcut orada. Yani bu aracın depolanması için bir alan olarak düşünelim orayı. Yani illa insanlar oraya gidecek, aracı orada binecek diye değil.
Bunlar karşıya geldikleri zaman döner kavşağının orada yine duraklar olacak. İnsanlar oralarda bekleyerek oraları biraz daha güzel hale getirebiliriz. Bekleme yerlerini iyileştirebiliriz kışın, yazın olabileceği şekilde. Orada beklesin, araç gelsin alsın ama onun aracını, yolcusunu kimse oradan alıp getirmeyecek. Evet. Alıp gelecek. Onun için böyle bir çalışmayla beraber sahildeki şu kaotik durumu biraz daha nezih duruma getirebilirsek oraya daha çok insanlar gidecektir. Müdahaleleriniz olacak mı? Geçmiş dönemlerde çok haber yaptık işte. Evet. Belediye zabıtaları falanca yere müdahale ettiler. Eşyalar alındı, kaldırıldı. Tabii yani biz şunu diyoruz. Bugün bizim ben bu dönemden... Bu bir düzensizlikten kaynaklı mı yoksa başıboşluktan mı? Neden? Ya aslında tabii belediyelerin belki de en güçlü olması gereken yerlerde biri de zabıta gücüdür. Yani zabıta da eğer siz insanlar oralarda daha çok dolaştırıyorsanız farkında olursunuz ne oluyor ne bitiyor diye. Hı-hı. Ama biz şunu söyledik. Benim dönemimde ben bir metre artırmayı ben hiç düşünmüyoruz. Ve onu da yıkarız yani. Ama var olan haklar olduklarını iddia edenler var. Onları tabii ki zaman içerisinde bakacağız nedir diye. Ama biz o Mavi Şehir konseptiyle beraber orayı zaten mevcut yer zaten biliyorsunuz Çaykur'un oraya kadar olan bir evet. yerdir. Yani kaotik olan yer özellikle. Oralarda bir düzenleme geldiği zaman onlar hak sahipleri oradaki işte dediğimiz düzen içerisinde bir yer alacaklardır. Hı hı. Ama bir düzen içinde olsun. Bu onlara daha çok kazan sağlayacaktır. Biz onların kazancıyla ilgili düşünüyoruz. Daha çok kazan sağlayacaktır. Bir de şöyle düşünün. Belediye bıraktı sahilde ilgilenmeyi. Dedik kardeşim ben ilgilenmiyorum. Ne yaparsan yap. Desek 3 ay sonra o hak sahipleri bize gelmeyecekler. Gelecek. Aman bizi kurtarın şuradan. Evet. Ne oldu ya? Herkes tamamen bir keşmekeş oldu. Ve bir 3 ay sonra oraya daha bir insan gider mi? Gitmez. Herkes hadi bakalım ne yapıyorsanız yap. O zaman bizim varlığımız veyahut da bizim bir kanun düzenleyicisi olarak veyahut da bizim orada bir nizam düzen sağlamamız aslında oradaki insanların menfaati. Yani hak sahibiyim diyenler için de bir tabii güvence aslında. Bunun da farkında olmaları lazım. Onlar da onu. Ha adalet isteniyor. Kıyaslanmak istenmiyor. Ben de aynı noktadayım. Elimizden geldiğince bir sistem içerisinde yapacağız onu. Ve daha bence daha nezih bir sahile inşallah zaman içerisine ulaşmış oluruz. Evet. Şimdi bunları yaparken yine hem Şehrül Emin hem de bir eğitimci tabii ki üniversite göz bebeğimiz. Hı-hı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ciddi de sağ olun katkılarınız, destekleriniz oldu. Evet. Bilimsel anlamda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Rize Belediyesi'nin işbirliklerinde bu tür çalışmalarda neler olabilir, neler planlıyorsunuz, görüşmeleriniz oluyor mu? Birçok işte mesela çevre park bahçelerle ilgili arkadaşların çalışmaları var. Biz üniversitemizde de devamlı hocalar arkadaşlarımıza diyoruz yani Rize ile ilgili projeler olduğu zaman onlarla entegre çalışabiliyoruz. Bizim plan proje müdürlüğümüz var gayet güzel Avrupa Birliği fonlarından olsun Türkiye'deki DOKA'dan DOKAP'tan olsun nerelerden faydalanabiliriz ile ilgili çalışma yapıyorlar. Bu çalışmaları bazen üniversiteyle beraber istişareli yapıyorlar. Bunu Türkiye'de tabii Türkiye'de de bir sıkıntıdır. Yani hep biz sanayi üniversite ilişkisi işte şehir üniversite ilişkisi derken biraz soyut konuşuyoruz onu. Çünkü ikisinin birbirine ihtiyacı olması lazım ki bir yerde buluşabilsinler. Üniversitenin bu şehrin yatırımlarına, bu şehirde yapılabileceklerine ihtiyacı olması lazım. Şehrin buna ihtiyacı olması lazım. Bu ihtiyaçların buluştuğu noktada ortaklıklar oluyor. Yoksa diyor ki ben oradayım Fildişi Kule'de ben kendi hayatımı idame ettiriyorum. Çalışıyorum. Maaşımı alıyorum. Yapılan çalışmalar çok beni ilgilendiriyor. Şehirde bununla çok fazla üniversiteyle kendisini entegre etmediği zaman başıboşuk oluyorlar. Yani ayrık oluyorlar. Ama biz inşallah bunları daha çok bir araya getirmeye gayret edeceğiz ve birçok noktada da ortak hocalarımızdan rektörümüzden faydalanacağız. Onlar bizden faydalanacak. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi notlar içerisinde de var. Gerçi hep de gündeme geldi. İşte fonlar kullanıldı, Avrupa Birliği projeleri. Burada belki şunu atladık. Yani sahil külliyesi kavramında. Biliyorsunuz o alanda şimdi itfaiyenin hemen arkasında çay çarşısı projesi evet. var. O ticaret borsamızın borsa başkanımızla konuştuğumuzda. Onlar inşallah oraya başlayacaklar. Orada güzel bir çay çarşısı olacak. İçerisinde çay müzesiyle beraber, çay satış noktalarıyla beraber. Biz de şu andaki meydanın yan tarafındaki eski PTT'nin olduğu yerde, postanenin olduğu yerde grup arabaları gelecek. Orada yolcuları indirecek. Oraya biz çekiş alanı yani çekebilecekleri alanlar, ücretsiz alanlar tahsis edeceğiz onlara. Maksat şehrin içerisinde o yığılmayı önlemek. Vatandaş bir yayılsın.
Kuyumcular Çarşısı, Manifaturacılar, Minciler Sokağı, Bakırcılar Sokağı bütün o alanlara bir yayılsınlar da alışveriş yapsınlar. Esnafımız da bir görsün. Şehir istifade etsin. Şehir bundan istifade etsin istiyoruz. Devamlı bunun çalışmalarını yapıyoruz. Acentelerle konuşuyoruz. Şehir içerisinde nasıl getirebiliriz onları diye. Orada park alanı. Yine orası da güzel bir gezi alanı olacak Çay Çarşısı. Akabinde külliye ile beraber, külliye sadece bir caminin yapılması değil, içerisinde kültür çarşısının olduğu, yine bizim kent müzelerini içerisinde düşündüğümüz bir gezi alanı olacak. İnsanlar oraya gittiği zaman 3-5 saat vakit geçirebilecekleri bir alan tahsis edilmiş olacak. İnşallah onları tamamlayabilirsek zaten oranın çehresi ciddi anlamda değişecek. Tabii Çay Çarşısı ile birlikte külliye ile birlikte ciddi bir çalışma olacak. Şimdi fonlar rehabilitasyon merkezi, bununla ilgili geçen bir telefon geldi. İşte bizim mahalleyi sokak hayvanlarına adeta terk ettiler. Biz burada yaşam alanı kendimize bulamıyoruz. Lütfen bize yardımcı olun diyerek bir serzenişte bulundular. Planlamış olduğunuz veya projenin olduğu alanla ilgili. Tabii onlar bizim sokak dostlarımız. Öyle bakıyoruz. İşte markalaşanlar var. Şakira, herkesin bildiği. Şimdi bu çalışmalar ne zaman tamamlanacak? Son aşamaya gelindi mi? Oradaki o vatandaşların, Salara bölgesindeki vatandaşların serzenişiyle ilgili, siz de o bölgedesiniz. Salvader'in de aynı zamanda bir üyesisiniz. Hı hı. Haklı görüyor musunuz? Yoksa tamamlandıktan sonra o vatandaşların söylemiş olduğu hengamede ortadan kalkacak diyor musunuz? Yani rehabilitasyonun yapıldığı yerdeki vatandaşların, yani orada bir yerleşim alanı yok. O bulunan yerde, bir yerleşim derenin kenarında. Veya çevresinde yerde. Artık telefon nereden geldiyse. Yani belki o farklı bir gerekçe. Yani onu ben anlayabiliyorum. Ama biz daha çok tabii mahallelerden, işte köpeklerin saldırısı veyahut da köpeklerde de çete liderleri var. Yani gruplaşmalar yapıyorlar bazılar. Onlar özellikle saldırgan oluyor. Orası tam bir rehabilitasyon merkezi olacak. Ve biz geldiğimizden itibaren ben bir iki kez, üç kez gittim oraya. Hani ne oluyor, ne bitiyor diye. En son biz mevcut müteahhitten ilişkileri kestik. Yaptığını yaptı. Şimdi fen işleri hızlıca, çünkü eksikler vardı. Seramikle ilgili, köpeklerin hemen yerleşmeleriyle ilgili çok yakın zamanda inşallah orada taşımayı yapacağız ve hayvanlar, kedi yeri de var orada, kedi barınağı da var. Köpeklerin alımıyla ilgili orada hem rehabilitasyon, işte kısırlaştırma, rehabilitasyon ve kısmen de bakım şeklinde devam edecekler. Hı hı. Yoksa bunlar ilelebet orada habire kalacak değiller. Rehabilitasyonlar yapıldıktan sonra yine bunlarla biz bu hayatın içerisinde yaşamak durumundayız. Zaten hukuki anlamda da çok fazla tutamıyor belediyeler değil mi? Tabii, yani belirli bir süresi var. O kendi, siz uzatabilirsiniz. Özellikle şiddetli olanlara. Yani vatandaşın zaten Rize bence hayvanlarla bütünleşmiş. Evet. Çok da iyi. Biz gelen insanlar bile diyor, ne kadar güzel, kimse bir şey demiyor onlara falan. Yani saldırgan olmayanla kimsenin bir şey dediği yok zaten, ama mahalle aralarında bazıları böyle 4-5'li gruplar, çeteler oluşuyor. Çocuklara, yaşlara saldırıyorlar. İşte biz bunları ortadan kaldırdığımız zaman, gerekli rehabilitasyonları yaptıktan sonra bir problem olacağını tam düşünmüyorum. Tam tarih verebiliyor musunuz? Yani buranın şu anda biz en son gittiğimiz zaman çok rutuşları kalmıştı. Yani bence şeyde, bu bayramdan sonraya oraya artık alımlar başlar gibi görüyorum. Evet. Şimdi tabii Rize'mizde konuşulacak çok şey var ama turizm başlığı. Hı hı. Hani dediniz ya, gelsin şehre bir yayılsınlar, esnafımız da onlardan istifade etsin. Burada tabii dönem itibariyle de konaklamada ciddi adımlar atıldı. Eski Dedeman'ın yeri devam ediyor. Tabii. Rama'da aynı şekilde çalışma yürütüyor. İyidere'de yine babilyon hizmete girdi. Evet. Bu noktada sizin döneminiz itibariyle bu alanlar tabii dönüşümle birlikte oluştuğunda konaklama ihtiyacını giderebilecek, böyle marka değeri yüksek otellere açık mı rahmetin? Tabii, yani biz bütün iş adamlarına, geçen Singapur Büyükelçisi gelmişti, ona da bize diyorduk yani yatırım yeter ki, bak burası Cumhurbaşkanı memleketi, memnun olur Cumhurbaşkanımız. Hı hı. Yatırım yapalım diye. İş adamlarımıza bundan sonra da muhakkak ki talepler olacaktır. Rize açık bir müze alanı gibi. Yani biz kirletmedikten sonra her taraf çok güzel, nezih, gezilebilecek alanlar. Sadece şehir merkezi olarak düşünmeyelim. Yani İyidere, İkizdere Vadisi'nden ta Fındıklı'ya, Gürcüdüzü'ne kadar burası bir açık platform. Gezilecek, gözlenecek o kadar yerleri var ki. Bu biraz
tanıtımla ilgili tabii. Biz tanıtımımızı ne kadar çok yaparsak ama tanıtımın ötesinde biliyorsunuz tabii havaalanı da çok önemli bir hadiseydi. İnşallah havaalanı bittiği zaman burada ciddi bir hareketlilik olacak. Mesela bana bu teleferikle ilgili gelenler dediler. Ordu'da teleferikten sonra geceli otelde otelleme sayısı çok arttı, çok arttı diye. Evet. Çünkü insanları meşgul edecek işler bulmanız lazım. Rize'ye geldim. Ne oldu? İşte şu 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 lokantada o meşhur yemeklerimizden yedim. Tamam, ne yapayım ondan sonrası? Ayder'de gittim, gördüm, indim aşağıya. Başka ne yapabilirim? Alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım. Çoğaltmamız lazım. Teleferiğe binebilirse adam, Sırlı'ya gidebilirse, Çağrankaya çıkabilirse, Güneysu'nun bir bölgesini görebilirse, işte İkizdere Vadisi'ne girebilirse, sadece bir vadide değil, diğer vadileri de gezebilmesiyle. Şimdi Çat Vadisi bir yeni destinasyon alanı oldu. Ayderi ile beraber, Gürcü Düzü ile beraber, İyider'deki mağara ile beraber. Orada da güzel bir çalışma alanı yaptılar. Yine bir turizm gezi alanı yaptılar. Tüm bunları ne kadar çoğaltabilirsek gelen insana o kadar alternatifler sunabileceğiz. Rize'ye özgü alternatifler. Otel yapmaya geldikten sonra da çok yer o zaman olacaktır. Çünkü bu talep arttıkça. Burada önemli olan bir de bunu bizim 12 aya yayabilmemizdir. Çünkü yazın Mayıs, Haziran ayından Eylül, Ekim'e kadar zaten otellerde bir sıkıntı olmuyor. Olmuyor, problem onun yok. Onun saat dışındaki saatlerde. Biz onun için özellikle diyoruz gelen misafirlerimize, derneklere, İstanbul'dan gelen derneklere de, hemşehriler derneklerine diyoruz ki yani 11. aydan 4. ay arasında etkinlikler yapın. Temmuz, Ağustos'ta herkes geliyor zaten. Hı hı. 4. ayda yapalım, 5. ayda yapalım. Ölü sezon denilen zamanlar. Ölü sezonlar, kayak sezonuyla ilgili işte kışla ilgili, karla ilgili gözlem, kuş gözlemleri yapıyoruz. Yürüyüş yine kışın yürüyüşler yapılıyor. Bazı yerlere Çağrankaya vardı geçen sene kış kar yürüyüşleri diye. Bunlar çoğaltabilmemiz lazım. Alternatiflerini çoğaltabilmemiz lazım ki Rize'de o aylarda da insanlar gelebilsin. Bizim için OHİT'in varlığı ve devamı, lojistik merkezinin canlandırılması devamı bunların hepsi Rize'ye artılar sağlayacaktır. Yeter ki biz hazırlıklarımızı tamamlamış olalım. Evet. Şimdi bir spor başlığıyla isterseniz kapatalım. Hem sportif alanlar hem de tabii ki evet. Yöneticiliğini yaptığınız ve sizin o yöneticilik döneminizde de Süper Lig'e çıkan bir Çaykur Rizespor'umuz evet. var. Hafta sonu komşuyla Trabzonspor'la Cuma günü evet saat 21'de karşı karşıya gelecek. Sportif alanlarda özellikle sahil bandında hemen bizim bulunmuş olduğumuz burada merkezdeki amatör futbol sahası. Bunlar tabii ki zaman zaman da tartışma konusu oldu. İşte limanın genişleme alanında evet. olur mu olmaz mı diye ama şimdilerde oldu. Devam ediyor. Diğer alanlarıyla spor yatırımlarıyla ve Çaykur Rizespor'la hafta sonundaki maçı da dahil edelim. Çünkü malum evet. şehirleminlerin mesajları da önemli. Tabii, onları da rica edelim. Yani şunu söyleyebiliriz. Sporla ilgili ben kendim de amatör spor yap, futbol oynayan biriyim. Oynadım geçmişte, şimdi oynayamıyorum. Rize'de birçok yatırımlar yapıldı. Şu anda işte en önemli merkezdeki sahamızın hakikaten bir sekteye uğraması. O da bitirilince daha da çoğalacak. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bakın 30 yıl önceye göre o kadar amatör spor kulübümüz yok. Yok. 30 yıl önce fazla sosyal tesis yoktu ama daha çok kulüp vardı. Kulüp vardı. Şimdi daha çok sosyal tesis var. Her ilçede spor kompleksleri var. Rize'de işte Salahova, merkezde Salahova Vadisi'nde var. Gündoğdu'da var. Burada var. Ve birçok semt sahaları açıldı. Dere pazarında var. Evet. Birçok semt sahaları açıldığı halde hem özel idare hem belediye eliyle çocuklar gidip oynamıyor orada. Biz yer arardık okul avlularında, toprak yerlerde yahut da taş yerlerde. Değil mi? İmkanlar fazlalaştı. Yani şimdi birincisi okullarda biz lisanslı sporcu sayısını çok artırmamız lazım. Belki de ben hep derdim yani beden eğitim dersine adamı 2 saat sokacağına diyeceksin ona kardeşim bir kulüpten lisansın olsun gel ben seni beden eğitimden geçireceğim. Geçir. Herkesin bir lisansı olsun. Evet. Yani ama bu lisans futbol olur, basketbol olur, işte yüzme olur bir sürü. Ben bizim gençlik merkezine gittim 39 branşta evet. etkinlik yapıyorlar. Hı. Korkunç. Ama giden çocuklar, anneleri götürüyor onu. Biz babamızdan gizli lisans yaptık. Yani söylemez mi? Doğru. Lisans yapacağız yine. O bir eksiklik. Yoksa spor kompleksleri anlamında çok şeyler var. Ve biz de elimizden geldiğince zaten belediye olarak destek yine de vereceğiz. Semt sahalarıyla birlikte sağ olun. Evet diyorum. Yani Rize Spor hafta sonu Trabzonspor'umuzda bir maç müsabakası var. Tabii geçmiş yıllardan beri hep bir burada da şunu ayırmak lazım.
Rizelilerle Trabzonların bir problemi kesinlikle yok. Rize spor taraftarlarıyla, Trabzonspor taraftarlarının bir grubuyla yıllara sari sıkıntılar olmuş. Biz bunun işte ben yaşayan biriyim. Yani 81'deki düşüşümüzü de biliyorum. O zaman 11-12 yaşındaydım ama maça gidiyorduk yani. Gidiyordunuz. İşte geçen seneki, önceki seneki düşüşümüzdeki 2017. hadisede de yine Trabzonspor'la ilgili meseleler oldu. Kamuoyunda tartışıldı. Haklıya haksızı bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi biz ev sahibi olarak misafir takım gelecek burada. Bizim için her zaman şunu diyorum. Ben taraftar derneklerinden de bizi tanıyan arkadaşlarımıza da şunu diyorum hep. Biz sahada bütün mücadeleyi yapmamız lazım. Yani sahada çıkacaksınız. Arslanlar gibi Rizespor'un şu andaki durumu da çok iyi. Çatır çatır oynayacaksınız. Nasıl ki 12 puandan 41 puana getirdiyse. Yeneceksiniz. Yani rakibiniz kimse yeneceksiniz bunu. Şimdi geçen haftalarda yine büyük işte Galatasaray'la olan müsabakada mesela buradaki vatandaş Galatasaray taraftarıyla yahut da yöneticisiyle bir derdi yok. Yok hakem. Hakemle ilgili sıkıntısı yok. Yani bize, bana göre de halen çok ciddi anlamda hatalar yapıldı. Kesinlikle. Orada. Var diye bir olgu olduğu halde hatalar yapıldı. Ve insanların tepkisi buna. Rize seyircisi çok naif ve kibar bir seyirci. 15 bin insan oraya geldi. Aynen. Ve 15 bin insan kimse şeye atlamadı. Öteye beri atlamadı. Hiçbir olumsuzluk olmadı. Ve ciddi de bir sıkıntı olduğu halde. Onun için biz önümüzdeki işte cuma günkü maçta da 9'da Ramazan ayında maçımıza çıkacağız, maçımızı alacağız, 3 puanımızı ve geri döneceğiz. Böyle olması lazım. Yarın biz oraya gideceğiz, o buraya gelecek. Yani bunu bir şehirler arası sıkıntıya sokmanın bir alemi yok. Kimseye kârı da yok. Kaldı ki Rizespor kendi sahasında yapabileceği taraftarın her türlü olumsuzluk gelecek seneki maçlarda bize yansıyacak. Olumsuz olarak yansıyacak. Biz akıllı hareket etmemiz lazım. Rizespor taraftarı daha çok maça gitmesi lazım. Daha çok bilet alması lazım. Daha çok Rizespor para kazanması lazım. Daha çok iyi futbolcu alması lazım. Güçlü takım olarak herkesi yenmemiz lazım. Evet. Bizim yapacağımız yol bu olması lazım. İşte orada gençlerle ilgili, altyapıyla ilgili tesis yapılıyor. Bu şehrin çocuklarından, lisanslı çocuklarından futbolcu çıkarsa bu şehrin çocuklarıyla beraber biz herkesi yeneceğiz. Bizim rakibimiz sadece Trabzonspor değil ki. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Sivasspor'da, efendim Ege'nin takımı da, Göztepe'de, Antalya'da bizim rakibimiz. Kesinlikle. Eğer biz şampiyon olmak istiyorsak, ilk 5'e girmek istiyorsak hepsi rakibimiz, hepsini yeneceğiz. Yenebilecek bir güçlü olmamız lazım. Bu insanlarla kavga ederek yenemiyorsunuz kesinlikle onları. Sadece birbirinize zarar veriyorsunuz. Evet. Kaldı ki ben 3-4 sene önceye kadar Rize'deki taraftarlar Trabzonspor'a destek için gidiyordu. Oradaki taraftarlar da Rize'ye destek için geliyordu. Bu jestleri gördü, evet. Ben bekliyorum. Ben mesela Trabzonspor tarafından da jestler bekliyorum. Rizespor'un taraftarlarından da jestler bekliyorum. Karşılıklı o jestlerle beraber bu havanın yumuşaması lazım. Bunun olması lazım. Tabii. Çünkü biz ilişkilerimizi donduramayız. Hı hı. İlişkilerimiz halen devam ediyor. Devam ediyor. Bizim komşu bir takımımız. Giresun da aynıdır. Ordu da aynıdır. Yani bunları dediğim gibi belirli grupların eliyle tahrik etmenin anlamı yok. Veya sosyal gruplar... medya üzerinden mesela ben de görüyorum. Yani o taraftan görüyorum. Benim de kabarıyor hemen duygularımız. Diyoruz ki ya böyle olur mu? Bu taraftan atanlar da oradakilerin için kabarıyor. Hı hı. Bunlara gerek yok. Gerek yok. Bizim Rize'de bir sürü arkadaşımız, Trabzon'dan benim çok samimi dostlarım var. Onların Rize'den dostları var. Yani bu ilişkiyi... Onun ayrılması söz konusu değil. Spor içerisinde... en güçlü oynayacaksın. Yine orada hakem yanlış yaparsa yine insanlar orada sıkılacaktır, dağılacaktır. Ama bizim taraftar olarak birbirimize daha hüsnü niyetle bakmamız lazım. Empati yapabilmesi lazım. Trabzon'un empati yapabilmesi lazım. Rize'nin empati yapabilmesi lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yeni dönem tabii iştahlı ve bir o kadar da inşallah umut ederiz ki memleket için, Rize'miz için başarılı çalışmalar sizin ekibinizin, bütün Rize Belediyesi çalışanlarının olur ve bu başarı tabii ki ilimize, elimiz insanla geleceğe daha güzel bir şehir bırakıp hayatı idam ettirmemizde sürüp girecektir. Destekçiniziz, her zaman yanınızda olduğumuzu biliniz. Bu noktada da yaptığınız ve bundan sonraki yapacağınız çalışmalarda da başarılar diliyoruz. Gönül sofrasını da konuşmadık gerçi. Cuma günü o maçın yoğunluğuyla birlikte gönül sofrası zaten 1500-2000 kişiyi ağırlıyor. Tabii. Hemen oradan yiyelim, maça gidelim diyenler biraz daha fazla 2000-2500'e kadar veriliyor. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Hani o yanınızdayız cümlesine istinaden. Ben şunu diyorum.
Rize'de Rahmi Metin belediye başkanı oldu. Geldik oraya, görev yapacağız. Ben başarılı olsam bu ilde diyeceğiz kesinlikle ki 5 yıl Rize iyi oldu. Hepimize katma değer olarak kalacaktır. Ben başarısız olsam bütün il denilecek ki 5 yıl sonra 5 yılda kaybettik. Aynen. O zaman biz kaybettik demeyelim 5 yıl sonra. Kazanalım diyelim. Bizim olumlu taraflarımızı, eksiklerimizi de uyararak, olumlu taraflarımızı ön plana çıkararak motive edebilmek lazım. Hı hı. Ben de ekibimi motive edebilmem lazım. Aynen. Benim de motive olabilmem lazım ki biz Rize için daha güzel şeyler yapalım. Ve son olarak basın olarak da kötüye kötü diyebilmemiz lazım, iyiye iyi evet diyebilmemiz lazım. Doğruların yanında olursak herkes doğru olmak için mücadele verir. Evet. Eğrileri de yanlışları söyleyebilmemiz eksiği lazım. Eksiği göstererek. Söyleyebilmemiz lazım. Basit şeyleri böyle cımbızla çekip de işte bak bak o ne yaptı dememek lazım. Demoralize etmemek için ve bunu da kendi çok bireysel menfaatler için yapmaması lazım. Ben Rize'ye Bayburt'tan, Sivas'tan, Denizli'den, İzmir'den gelmedim. Ben Rize'liyim. Rize'de doğdum, büyüdüm ve buradaki bütün esnafında, bütün herkesi de çok iyi İsim geçmişini de biliyorum. Evet. Nereden geldiğini de biliyorum. Yani onun için bana yeniden bunların anlatılması, yeniden bir algı yapılmasına gerek yok. Ben herkesi biliyoruz. Bu duygularla herkesin iftarına yaklaşan, iftarımızın hayırlara vesile amin olmasını, sağlık içerisinde açılmasını temenni ediyorum. Ramazanımızın hayırlara vesile İnşallah olmasını istiyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Sayın Başkanımızın dediği gibi başarı tabii ki hep birlikte sahiplenilecektir. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e, ekibine tabii ki destek olacaktır bu şehir. Arkamızdaki bu şehir hizmet bekliyor. Daha güzel yarınları bekliyor. Konuğumuz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de Sayın Başkanım da dediği gibi hayırlı bir Ramazan sofrası temennisinde bulunuyoruz. Doğudan Batı'ya iftar bereketi programında yine yarın ertesi gün konuklarımızla farklı mekanlardan karşınızda olmaya devam edeceğiz. Rize'den gurbete, özellikle Rize'yi doya doya izlemişsinizdir. Selamlarımızı, sevgilerimizi de gönderelim. Görüşmek ümidiyle. Esen kalın.